Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz abi? Şöyle göstereyim size. Diyarbakır'dayız. Bütün Diyarbakırlılara selam olsun. Diyarbakır'dan Adıyaman'a gideceğiz. Şurada ufaktan dikkatimi çeken bir kısım oldu. Böyle büyük ihtimalle gemiyle karşıya geçeceğiz. Çok da bilmiyorum o taraflarda böyle bir yer var mı? Yok mu? Ama birazcık da dedim artık doğu taraflarına geçme vaktimiz geldi. Türkiye'mizin güzel yerlerini birazcık gezelim abi sizlerle beraber. Böyle yine metronun arabası. Dün akşamki yayından kalan bir arabamız. Gayet hoşuma gittiği için bunu kullanmak istedim. İç kısmımızı şöyle göstereyim. Yeni gelen arkadaşlar için. Gayet güzel bir Travego. Yeni kasa bir Travego. Böyle gördüğünüz gibi. Yani jilet gibi makinamız, arabi fişek. Böyle camımızı kapatalım. Yavaştan yola çıkalım. Tahminimce, bak geri görüş kamerası da var. Tahminimce yollar birazcık şeydir, virajlı veya bayır aşağı diye düşünüyorum. Çünkü Adıyaman'a doğru gideceğiz. Biraz retardar dinletmek isterim sizlere açıkçası. Haydi Allah'a emanet. Şöyle kasisler koymuşlar buralara. Ama süspansiyonumuz çok aşırı yumuşak olduğu için hissettirmiyor. Otobüs güzel. Buralara hayatımda hiç gitmedim arkadaşlar ama gerçekten böyle çok merak ettiğim yerlerdir. Özellikle o taraflara giden, doğu taraflarına giden ve konuşma fırsatı olduğum kişilerin çoğunun söylediği şey şu. Yani tanımana gerek yok. Sadece hani oraya gittiğin zaman zor durumda kalmazsın. Şey kalmazsın. İnsanlar seni evine alır, misafir eder. Yani misafirlik anlayışının olduğunu falan söylüyorlar. Eminim zaten öyledir. Doğu insanı, Anadolu insanı birazcık o konularda iyiymiş yani. Güzelmiş, öyle anlatıyorlar. Nasip olursa bir gün o taraflara gitmek de gerçekten merak ettiğim yerlerden bir tanesidir. İşte Şanlıurfa, Diyarbakır, eski dizilerden dolayı işte Gaziantep. Tabii o civarlarda herkesin başından kötü şeyler geçti. Tekrardan unutmadık. Allah rahmet eylesin depremde bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, abilerimizin, kardeşlerimizin, annelerimizin, babalarımızın. Onlar hepsi bu ülkenin... Hepsi bizim yani, anladın mı? Hepimiz bir toplumun içinde bir aile yapısına sahibiz aslında ama bunu bölmeye çalışan insanlar çok fazla var işte. Yok o bilmem nereli, yok şu bilmem nereli. Yani bir tarafta ırka göre yargılayanlar bir yerde, dine göre yargılayanlar bir yerde. Keşke böyle olmasaydı, herkes birlik içinde olsaydı, o zaman bak harbi tek Türkiye olurduk biz. Ama çok bölmeye çalıştılar. Neyse. Her yerde olacağı gibi tabi Türkiye'mizde de çürük elmalar çok fazla sayıda var. En erken zamanlı yok olması dileğimle hepimizin artık birlik olma zamanı geldi. Çünkü en ufak bir şeyde öne sürülen yargılar yok olup yardıma koşuyorlarsa bu işler geçtikten sonra da bence hala aynı şekilde insanları diniyle, mezhebiyle ya da ırkıyla ya da kökeniyle yargılamak çok mantıksız geliyor bana, çok saçma geliyor. Bana göre mesela insanlığın en önemli şey abi karakterdir. Temiz kalbi, insan olmasıdır. Yani hiçbir şekilde benim için Hristiyanmış, ateistmiş, Müslümanmış, yok bilmem ne mezhebiymiş, yok o suymuş, bu suymuş, yok Çerkeziymiş, Kürdüymüş, işte Trakyalısıymış falan fark etmez baba. Fark etmez. İnsan doğacağı yeri seçemiyor. Doğacağı yerden memnun olanlar var, olmayanlar var. O hiç problem değil. Ama insan olmak en önemli kuraldır bence. Hiçbir şekilde benim öyle bir takıntım yoktur. Aksine o tarz kültürlerden gelen insanları tanımayı daha çok severim. Böyle ne bileyim, farklı bir yerden gelen, farklı bir coğrafyadan gelen, farklı bir kesimde, farklı bir yaşamın içinden gelen insanlarla oturup sohbet etmeyi çok seven bir insanımdır ben mesela. Hiçbir zaman insanlara karşı bir önyargılı olan bir insan değilim. Ama gerçekten çevremde de mesela önyargılı olan insanlar var mı? Var. Ve nefret ediyorum yani. Gerçekten nefret ediyorum.
Neymiş? İşte bu adam Çerkezmiş. Ya ne fark eder? Bu adam Kürtmüş. Ya ne fark eder? Bu adam işte Almanmış. E ne fark eder? İnsanız baba hepimiz ya, insanız ya. Millet bölücülük yapmak için uğraşıyor. Bölüm için uğraşıyor. Değişik. Değişik yani. Ben yolları birazcık dağlık kesim biliyordum. Böyle bekliyordum yani. Demek ki bilgisizmişim bu konuda. O yüzden birazcık Şanlıurfa taraflarını, Adıyaman taraflarını biraz daha araştırmam gerekiyormuş. Genelde hep böyle virajlı dağlık kesimler olarak gözüktüğü için Türkiye haritasında uzaktan baktığında birazcık viraj çıkarız, viraj ineriz gibi düşündüm ben, Erzurum tarafları gibi, ama güzelmiş aslında yolları. Ve Türkiye'nin haritası, şu an oynadığımız harita gerçek Türkiye haritasıyla bazı yerleri benzediği için en azından yol yapısı olarak oralar böyleyse çok güzel abi. Dediğim gibi daha önce hiç gitmedim, görmedim. Ama en çok gitmek istediğim yerlerden bir tanesi de Diyarbakır'dır. Sırf insanların tanımak için. Yani farklı kültürlere sahip olan insanları tanımak çok güzel oluyor. En azından kendi yaşadığın kültürün ne kadar kötü olduğunu veya ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyorsun. Ki eminim yani şu an bizim bu civarlarda, Karadeniz bölgesinde olsun, Trakya bölgesinde olsun. Şimdi Trakya'yı çok fazla hesaba katmak istemiyorum. Edirne insanı çok güzel insandır abi. Tabii kirlisi de vardır, temizi de vardır. Karadeniz kısmı da öyle. Kirlisi, ya her yerde aslında öyle. Kirlisi de vardır, temizi de vardır. Ama benim daha çok gördüğüm mesela Edirne insanı da birazcık böyle Anadolu insanı gibi. Yani Şive Trakya ama cana yakınlık abi, tam bir Anadolu. Anladın mı? Hem modern bir şehir, hem insanları gerçekten gelişmiş bir şehir. Güzel yani. Edirne'de de herkes zor durumda kalan birisine elinden geldiği kadar yardımı yapar. Ama tabii bir sanmıyorum şimdi bir Diyarbakır'la bir olacağını. Oy, abi manzarayı kes. Baba şurayı retarderle inmek istiyorum ya. Gerçekten Diyarbakır'dan giderken böyle bir yer var mı acaba ya? Vardır büyük ihtimalle. Yani olmasa niye yapsınlar böyle bir şey? Bak orada ufak bir köprü daha var. Bak köprü yakaladım orada bak. Bir tane köprü gördüm. Ne o, İstanbul Köprüsü mü gözüküyor buradan? Allah Allah ya. Varmış demek ki arkadaşlar. Deniz varmış demek ki. Şöyle biz bu arabayı feribota bindireceğiz de buradan karşıya nasıl geçeceğiz? Merak ettiğim yer orası. Bu feribot da inşallah batmaz. Gerçi buna feribot demeye de bir şahit ama inşallah batmaz. Evet, Adıyaman kıyısına yanaştık. Şöyle geri görüş kameramdan bakaraktan bir yerlere çarpmadan çıkmak istiyorum abi. Evet, Adıyaman keşfedildi yazıyor. Şuradan bir dönüşümüzü yapalım. Tamam, buradan döneriz. Of, yaylanmaya başladık gene. Ama yani bölge olarak yolları bayağı güzelmiş. Bayağı sevdim. Hoşuma gitti. Ya videodan sonra emin olun araştıracağım abi. Orada böyle bir feribotla geçiş yeri var mı? Yoksa oyunda bir görsel olsun diye mi koydular, merak ettim. Buraya bir bakarız. Ufak bir göl tarzı bir yerin üstünden geçtik çünkü, yani deniz gibi bir yer değildi.
göl tarzı bir şeydi yani. Yine akşam saatine kaldık arkadaşlar. Ya benim şansıma da gideceğim yere hep akşam gidiyorum ya. Ya da tam böyle sabaha karşı ya da çıktığım zaman direkt akşam oluyor. Güzel de oluyor aslında yani. Ama yolları harbiden enfes yollarmış yani. Burada gerçek hayatta bir otobüs yolculuğu, bir araba yolculuğu güzel keyif verir diye düşünüyorum. Baksana baba böyle, burası da yani coğrafi olarak da böyle çok güzel bir yer. Karadeniz mesela komple ağaç. Edirne tarafı artık kırsal kaldı. Ağaç bulamıyoruz mesela. Ayçiçek tarlaları vesaire vesaire. Yani her yerin kendine özgü bir güzelliği var aslında bu Türkiye'de. Ama değer bilinmiyor. Değeri bilinmiyor aga bu toprakların yani. Aslında üretim yapılması gereken, üretim yapılabilecek çok fazla alanı olan bir ülkedeyiz biz. Ama hiçbir faaliyet yok. Buralar hep böyle virajda gidecek o zaman. Çok fazla yatırmak da istemiyorum otobüsü. Biraz fazla esniyor. Ne olur ne olmaz. O yüzden bir tık yavaş gideceğim. Evet, Adıyaman'a geliyoruz ama Adıyaman'da şöyle bir eksiğimiz var. Otogarımız yok arkadaşlar. Otogarı yapmayı unutmuşlar. Yapacak bir şey yok. Bulduğumuz müsait bir yere artık park edeceğiz. Şöyle biraz hızlanıp son bir retardar patlatalım abi şöyle. Aracın sesi çok iyi bu arada. Saldım baba retardarı. Allah Allah. Böyle insanı var ya, iliklerine kadar tedavi ediyor ya. Biz nasıl bir ruh hastasıyız arkadaş? Nasıl bir ruh hastalığı bu ya? Nasıl bir delilik bu ya? Ya bir otobüsün 19 numaralı koltuğunda oturup o retardar sesini dinlemek nasıl bir psikopatlıktır? Abi tedavi. Harbi tedavi. Bak egzozu bir yandan o kadar güzel geliyor ki, hırıltılı geliyor ki. Böyle gerçekten şu an Travego sürüyorum sanki ya. Aşırı derecede güzel olmuş. Ama az daha çarpacaktık ha. Şöyle bir sol yapalım. Arkadaki tırcı engelledi tabii bizim girmemizi. İleriden bir sola dönelim şuradan da, ışıklardan. Orada boş bir yer gördüm. Oraya park ederiz. Kötü olmuş. Otogar olmaması kötü olmuş. O birazcık üzdü beni yani açıkçası. Aa, buradan sola giriş yok mu? Gerçi dur, bir ilerden gireceğiz. Pardon. Bir ilerden gireceğiz. Bak sese bak. O gerçek Mercedes'in horultusunu alabiliyorsun işte. Arabanın gaz tepkisine karşı verdiği ses çok güzel. Artık
bu ışığı beklemeyelim arkadaşlar. Hatta burada yavaştan videomuzu bitirelim. Beğendiyseniz abi like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Güzel bir yorum yaparsanız da sevinirim. Ama güzel bir yorum da yazmayın yani. Öyle yazanlar da var. Komik arkadaşlar. Helal olsun. İnce miza. Yani evet, bizim burada park edecek bir yer bulmamız çok zor. O yüzden bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.